Çağın Medya olarak Kanal 38 ve TV38 haber merkezimiz tarafından hazırlanmış olan ana haber bülteni başlıyor. Ben Serap Mucuk, sizlere günün öne çıkan haber gelişmelerini paylaşacağım. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Özvatan Belediyesi'nin düzenlediği 6. Geleneksel Kültür, Turizm ve Bal Festivali'ne katıldı. Başkan Büyükkılıç, Özvatan ilçesine yeni yatırım müjdeleri de verdi. Muhteşem bir kalabalık ve her zaman olduğu gibi büyük bir birliktelik ve kardeşliğin olduğu Özvatan'da 6. Geleneksel Kültür, Turizm ve Bal Festivali'ne katılan Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra Vali Gökmen Çiçek, önceki dönem Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlarından AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, MHP Kayseri Milletvekili Baker Soy, MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İnce Toprak, Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, Pınarbaşı Belediye Başkanı Memduh Uzunluoğlu, Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ay Yıldırım ve çok sayıda ilçe sakinleri katıldı. Memnun olsun. Hoş geldiniz. Yürüp geliyoruz. Sağ olun, var olun. Festivalde kürsüye davet edilen Başkan Büyükkılıç, siz öz vatanlı canlarımızı, gurbetten gelen kardeşlerimizi yalnız bırakmamak için, ay yıldızı Türk bayrağımıza, vatanımıza, milletimize, devletimize, dinimize olan sevdamızı birlikte paylaşmak amacıyla geldim. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum dedi. Birlik beraberlik mesajı veren Büyükkılıç, Halit Başkanımıza her zamanki tecrübesiyle, her zamanki dava aşkıyla, bizlerle birlikte el ele omuz omuza vermek suretiyle yaptığı çalışmalardan dolayı ayrıca teşekkür ediyorum dedi. Biz öz vatanlı canlarımızı, özellikle de gurbetten teşrif eden kardeşlerimi yalnız bırakmamak için onlarla birlikte olmak, ayımızı Türk bayrağımıza, vatanımıza, milletimize, devletimize, dinimize olan sevdamızı birlikte paylaşmak amacıyla, sizlerle bir arada olmak amacıyla buraya geldim. Hepinize ben ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Değerli Halit Başkanıma gerçekten her zamanki tecrübesiyle, her zamanki dava aşkıyla, bizlerle birlikte el ele omuz omuza vermek suretiyle yaptığı çalışmalardan dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum. Başkan Büyükkılıç'a teşekkür eden Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir ise Büyükkılıç'tan taleplerde bulundu. Sayın Başkanıma, Özvatan ve şahsım adına teşekkür etmek istiyorum. Çok söze gerek yok. Ne istersek, mütevaziliği bizim için önemli. Allah kendinden razı olsun. Özvatan'a elbette müjdesi var. Doğalgaz tamam cepte. Bir tane halı saha yapacağız. Onun sözünü alalım. İki, bir tane konuk evi başladık. Pazartesi mecliste görüşürüz. Üç, hemen bulunduğumuz yere 10 metre yüksekliğinde öz vatanı simgeleyen bir saat kulesi ve özellikle balımızı sembolize eden bir saat kulesi inşa ediyoruz. Temelini attık. Başkanım hayırlı olsun. Başkan Demir'in taleplerine anında cevap veren Başkan Büyükkılıç da yapılacak çalışmalara destek vereceklerini belirterek, öz vatanın balı gerçekten bir markadır. Halit Başkanımızın istedikleri şeyler bizim için elhamdülillah mütevazi konulardır. Hepsini aynen kabul ediyor, yapıyoruz. Yeter ki biz birbirimize sahip çıkalım diye konuştu. Ama Allah için öz vatanın balı gerçekten bir marka. Efendim, Halit Başkanım'ın istedikleri şeyler bizim için elhamdülillah mütevazi konulardır. Hepsini de aynen kabul ediyoruz, hepsini de aynen yapıyoruz. Yeter ki biz birbirimize sahip çıkalım. Bu millet bize sahip çıkmışsa, bize de birbirimize sahip çıkmak yakışır. Gereğini yapmak yakışır. Sırtına sarıp götürecek kimse yok. Bu şehre, bu ilçeye, bu beldeye hizmet edilecek. O da bizim olmazsa olmazımız. Hayırlı olsun başkanım. Konuşmaların ardından günün anısına Başkan Demir, Başkan Büyükkılıç'a teşekkür plaketi takdim etti. Festivalde vatan şarkılarıyla yüreklere dokunan sanatçı Ahmet Şafak da hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Güzelliğe kalsam sana olan aşkımı, ay yıldız koruyamaz.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'le birlikte Erciyes Anadolu Holding ve Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen sünnet şölenine katıldı. İnsan odaklı sosyal sorumluluk projesi kapsamında Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes Anadolu Holding işbirliğinde sünnet şöleni düzenlendi. Burak Aç çiftliğinde gerçekleşen şölene Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Paki Ersoy, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alparslan Paki Ertekin, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ve sünnet olacak çocukların aileleriyle davetliler katıldı. Masaları tek tek gezen ve çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Büyükkılıç ailelere hayırlı olsun temennisinde bulundu. Hayırlı sabahlar. Sünnet oldu mu sünnet? Hoş geldiniz. 493 çocuğun sünnet olduğu sünnet çöleninde konuşan Başkan Büyükkılıç, bizlerin birlik beraberlik içerisinde olmasını sağlayan sünnet olan yavrularımız ve ailelerine selamlıyorum. Böyle anlamlı ve önemli çalışma Kayseri Büyükşehir Belediye'miz ve Erciyes Anadolu Holding'in işbirliğiyle gerçekleşiyor. Biz sizleri seviyoruz, sizlerin hizmetkarıyız ifadelerini kullandı. Bizlerin bu birlik, beraberlik içerisinde olmasını sağlayan, bu programa vesile olan, sünnet olan yavrularımız ve onların kıymetli aileleri. Ben her birimizi ayrı ayrı sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Efendim, tabii böyle anlamlı ve önemli bir çalışma. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes Anadolu Holding'in işbirliğiyle biz sizleri seviyoruz, sizler hizmetkarıyız. Sosyal sorumluluk anlayış içerisinde yapmış olduğu destekler ve projelere vermiş olduğu katkılardan dolayı Erciyes Anadolu Holding'imizin kıymetli yönetim kurulu başkanı ve CEO'su olan dostlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 16 ilçe belediyesiyle kardeşler topluluğu vurgusu yapan Büyükkılıç şunları söyledi. Biz Kayseri Büyükşehir Belediyesi abiliği öncülüğünde 16 ilçe belediye başkanı adeta kardeşler topluluğuyuz. Bu kardeşler topluluğumuzu bereketlendiren bir de Sayın Valimiz oldu. Her zaman sıcak kanlılığıyla, anında kararlarıyla gerçekten bizleri yüreklendiren, hele bakarız demeyen, hemen yaparız diyen anlayışıyla adeta bizleri heyecanlandıran ve bizi yüreklendiren. Ben Sayın Valimize saygılarımı bir kez daha sunuyorum. İyi ki var diyorum. Cenab-ı Allah kendisine razı olsun. Başkan Büyükkılıç Kayseri'nin önemine işaret ederek, Kayseri bu ülke için önemli. Kayseri bu ülkenin olmazsa olmazıdır. Bir doktor büyükleri olarak sevgili yavrularımızı alınlarından öpüyorum dedi. Çünkü Kayseri hepimiz için önemli. Bu ülke için önemli. Bu ülkenin olmazsa olmazı Kayseri. Ben hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Vali Gökmen Çiçek'se yaptığı konuşmada bizi biz yapan değerler vardır. Bizi diğer milletlerden ayıran özel günler vardır. İşte onlardan en önemlilerden bir tanesi sünnet şölenimizdir şeklinde konuştu. Türk erkeğinin hayatında da unutamayacağı anlardan birisi sünnet şölenidir, sünnet törenidir. Evliliğidir, askerliğidir. Biz bu anları coşkulu kutlamayı severiz. Bu bizi biz yapan günlerdir. MHP Kayseri Milletvekili Paki Ersoy da bu organizasyonda emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a ve Erciyes Anadolu Holding'e teşekkür ederek, bizler Anadolu insanlarıyız, bu birlik ve beraberliğe çok ihtiyacımız var dedi. CEO'su Alparslan Paki Ertekin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Memduh Büyükkılıç'a ve yönetim kurulu üyelerine, çalışanlarına, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alparslan Paki Ertekin ise burada bizimle sünnet şölenimize katıldığınız için teşekkür ediyor. Hoş geldiniz diyorum. Bugün 493 yavrumuz erkekle ilk adımını attı. Bahları yolları açık olsun, Allah hep iyilerle karşılaştırsın dedi. Bahları açık olsun, yolları açık olsun, Allah hep iyilerle karşılaştırsın. Bugün bu organizasyonu yapabiliyorsak, Memduh Başkanı'nın desteği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin desteği sayesinde yapıyoruz.
Teşekkür ediyorum başkanım. İyi ki varsınız. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu geçtiğimiz aylarda Hulusi Akar Bulvarı üzerindeki en büyük ve modern okullardan birine taşınan 50. yıl Dedeman Ortaokulu eski binasında inceleme yaparak şehrin merkezini rahatlatacak proje hakkında bilgi verdi. Hunat Mahallesi'nin şehrin merkezi olması nedeniyle yoğun bir yer ve burayı rahatlatacak bir projeyi yakında hayata geçireceklerini belirten Başkan Doktor Mustafa Palancıoğlu, uzun uğraşlar sonucu 60 yıl önce yapılmış olan 50. yıl Dedeman Ortaokulu'nun içini boşaltarak Hulusi Akar Bulvarı üzerine Kayseri'nin en lüks ve en büyük okuluna taşıdık. Hunat Mahallesi'ndeki boş binanın yakında ihalesini yapacağız ve şehrin merkezini rahatlatacak olan en önemli projelerden birisini hayata geçireceğiz dedi. Evet, şu anda uzun süredir uğraştığımız Dedeman Okulu'nun içindeyiz. Arkada gördüğünüz bu bina betonarme ömrünü tüketmiş bir bina. Benim de mezun olduğum Dedeman Ortaokulu. Bunu yeni yerine Hulusi Akar'ın sonuna Kayseri'nin en büyük, en lüks okulunu yaptık ve orayı taşıdık. Şimdi boşaldı. Yakında ihalesini yapıyoruz ve şehrin merkezini rahatlatacak en önemli projelerden bir tanesini hayata geçiriyoruz. Biliyorsunuz şehir merkezini misafir odamız olarak tanımlıyoruz. Vatandaşlarımızın şehir içerisinden, şehir dışından gelenlerin en yoğun kullandığı alanlar ve şehir merkezinde hem görsellik açısından, yeşillik açısından, hem otopark açısından, trafik açısından büyük bir rahatlamayı sağlayacak bir merkezi, yeni bir parkı buraya kazandıracağız. Yani bu görmüş olduğunuz yaklaşık 60 yıl önce yapılmış olan bu betonarme binayı inşallah yıkıyoruz ve burayı üstü yeşil alan, altını da katlı otopark yapacağız. Dolayısıyla şehir merkezine büyük bir katma değeri olan bir proje. Ayrıca Nazmi Toker Okulu'nun bu kapsamda Melikgazi Belediyesi'ne geçtiğini hatırlatan Başkan Doktor Palancıoğlu, "Burayı da belediye hizmet alanı yaptık. Bu bizim en özel projelerimizden birisi. Kültür sanat merkezi yapacağımız bu projede Kayseri'nin merkezinde görsel sanatlar, güzel sanatlar, birçok kültürel ve sosyal faaliyetleri içerisinde barındıran bir projeyi hayata geçireceğiz." diye konuştu. Onun haricinde burada gördüğünüz eski Nazmi Toker Okulu yine bu kapsamda bize geçmiş oldu. Burayı da belediye hizmet alanı yaptık ve burası kültür sanat merkezi olacak ve Kayseri'nin merkezinde, göbeğinde görsel sanatların, güzel sanatların, birçok kültürel ve sanat faaliyetlerinin yapılacağı yeni bir merkezi çok hızlı bir şekilde inşallah Melikgazi'mize kazandırıyoruz, Kayseri'mize kazandırıyoruz. Hayırlı olsun diyorum. Çok büyük bir alanda yaptığımız bu proje kapsamında artık birçok etkinlik, birçok proje burada hayata geçirilecek ve Kayseri'nin canlı yaşayan bir noktası haline gelecek. Hayırlı olsun diyorum. Başta Sayın Valimiz Gökmen Çiçek Bey'e olmak üzere, Sayın Bakanımız, özellikle emeği çok geçen Mehmet Öses ekibiye ve emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, İl Milli Eğitim Müdürümüze, İlçe Milli Eğitim Müdürümüze, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu bizim en güzel projelerimizden bir tanesi. Zannediyorum önümüzdeki 30-40-50 yıl boyunca da ses getirecek proje. Hayırlı olsun diyorum. Heyecanımızı sizle paylaşmak istedim. Kocaesinan Belediyesi öncülüğünde sağlıklı ürünlerin üretim ve tüketimine teşvik için kurulan %100 ekolojik pazar Erciyes Evler Mahallesi'nde açıldı. Kocaesinan Belediyesi öncülüğünde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği ve Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan %100 ekolojik pazar Erciyes Evler Mahallesi'nde açıldı. Böyle tutuyoruz. Kıymetli yedim. Ben test ettim, yedim. Hayır, yiyebilirsiniz, buyurun. Buyurun, herkes alabilir. Açılışa Kocaesinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar'ın yanı sıra Kocaesinan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abdülaziz Yıldırım, Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği Başkanı Yeşim Bekyürek'le kamu, kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Sağ olun, iyi alışverişler. Nasılsınız? Ne güzel, hoş geldiniz.
Başkan Çolak Bayraktar sağlıklı nesil ve sağlıklı yarınlar oluşturmak adına organik ürünlerin üretimine ve tüketimine her zaman destek oluyoruz dedi. İnsan sağlığına hizmet eden belediyecilik hizmeti yaptıklarını vurgulayan Başkan Çolak Bayraktar, bu yıl 10.sunu gerçekleştirdiğimiz ekolojik pazarımızın hayırlı olmasını diliyorum. Bu pazarın diğer pazarlardan ayıran en büyük özelliği ürünlerin organik yetiştirilmesidir ifadelerine yer verdi. Ekolojik pazarımızın, organik pazarımızın açılışında sizlerle birlikteyiz. 10.sunu yapıyoruz. Bu yıl 10. kez ekolojik pazarımız kapılarını açıyor. Aslında baktığınız zaman şu söylenebilir. Ya başkanım, sadece Kocasinan Belediyesi'nde değil, bütün belediye sınırları içerisinde, Kayseri'de ve bütün şehirlerde haftanın belli günlerinde her bir mahallede açılan pazarlar var. Onlarca pazar var, yüzlerce pazar var. Ama buraya geldiğimiz zaman bu pazarı her yıl açılışıyla ilgili bir duyurusunu yapıyoruz ve 10. yıl diye üzerinde vurgu yapıyoruz. Peki buranın farklılığı nedir? Niye böyle bir şey yapıyoruz? Buradaki ana tema ne diye bakacak olur isek, buradaki ürünlerin tamamen organik olarak yetiştiriliyor olması, %100 olarak sertifikalı, toprağa tohumun atılışından başlayıp da elimde gördüğünüz kayısı gibi bütün ürünlerin ürün haline gelinceye kadar bir kontrolden, bir denetimden geçiyor. Ciddi manada bir denetim mekanizmasının olduğu bir sistem burası. Kocasinan Belediyesi olarak tarıma büyük destek verdiklerine dikkat çeken Başkan Çolak Bayraktar, gelecek nesiller ve sağlıklı toplumlar için özellikle ata tohumların yetiştirilmesi noktasında büyük önem veriyoruz. Kayseri'de en büyük tarımsal üretimi yapan ilçemize ciddi manada her alanda destek veriyor ve her zaman çiftçi kardeşlerimizin yanında yer alıyoruz şeklinde konuştu. Hazır pazar ve gıda tarımı bulmuşken şunu da eklemek istiyorum. Biz belediye olarak biliyorsunuz tarıma ciddi manada destek veriyoruz. Tarımsal üretime destek veriyoruz. Niye destek veriyoruz? Özellikle ata tohumlarının yetişmesi noktasında, bugün burada olduğu gibi organik üretim noktasında. Çünkü şunu biliyoruz ki bizim gıdaya ulaşımda, gıda güvenliği noktasında ne kadar ki bu işi artırabilirsek o kadar kendi güvenliğimiz açısından, toplumsal güvenliğimiz açısından önemli olduğunu farkındayız. Bundan dolayı da tarımsal altyapının güçlenmesi, tarımsal üretimin artması noktasında ciddi desteğimiz var. Tabii ki bu noktada Kocasinan bölgesinin şehir merkezindeki ve kırsaldaki bütün ilçelerimizle beraber Kayseri'deki en büyük tarımsal üretimi yapan bir coğrafya olmasının da ciddi önemi var. Ürünlerimizin hepsi sertifikalı diyen Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği Başkanı Yeşim Bekyürek ise hem üretici hem de tüketici alanında Türkiye'de en başarılı pazardan biri olan %100 ekolojik pazarımızda tüm üreticilerimiz sertifikalıdır diye konuştu. Kayseri Kocasinan Erciyes Evler'de bu sene 10.sunu açtığımız organik pazarımız Türkiye'nin sezonluk çalışan ve en başarılı, en hem üretici hem tüketici portföyü en yüksek pazarlarından biridir. Burada başkanıma teşekkür etmek istiyorum. Bize 10 yıldır aralıksız vermiş olduğu destek için çok şükür 10. yılımızı da gördük. İnşallah nice 10 yıllara hep birlikte açmak nasip olsun. Teşekkür ederim. Sonrasındaysa hem üreticiyle hem de alışveriş yapan bölge sakinleriyle yakından ilgilenen Başkan Çolak Bayraktar onların yoğun sevgisiyle karşılaştı. %100 ekolojik pazardan alışveriş yapan vatandaşlarsa böyle hizmetten dolayı Başkan Çolak Bayraktar'a teşekkür etti. Çok iyi, maşallah. Maşallah. Hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. Allah bereket versin. Haklısınız. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi ve Talas Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen 1. Avşar Türkmenleri Şenliği'ne katılarak avşarlarla bir araya geldi. Sosyal belediyecilik ve gönül belediyeciliği anlayışı doğrultusunda toplumdaki her kesime kucaklayan, sosyal ve kültürel çalışmalara imza atan Büyükşehir Belediyesi, Talas Belediyesi işbirliğiyle paraşüt alanında 1. Avşar Türkmenleri Şenliği gerçekleştirdi. Yaz kışım, damla damla aktı yaşım, gelmez bahar bitmez kışım, damla damla aktı yaşım. Neyim
Şenliğe katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç avşarlarla buluştu. Kürsüye davet edilen Başkan Büyükkılıç kalabalığı selamlayarak bu kadar güzel insan topluluğunu görünce insan gurur duyuyor. Avşar türkü denilince akla birlik beraberlik gelir, Türk bayrağı gelir, şehadet gelir, vatan sevdası gelir, Allah korkusu gelir, vatanına, devletine, milletine sahip çıkan insanlar topluluğu gelir. Biz sizlerle gurur duyuyoruz dedi. Başkan Büyükkılıç şenliklerin devam edeceğini vurguladı. Avşar türkü denilince akla birlik beraberlik gelir. Türk bayrağı gelir. Şehadet gelir. Vatan sevdası gelir. Allah korkusu gelir. Haramı helali bilen ve vatanına, devletine, milletine sahip çıkan insanlar topluluğu gelir. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Her zaman bizlere sahip çıktınız. Bizler de sizlere layık olma yolunda gayret gösterdik. Mustafa Başkanım ve Dernek Başkanım bizlerden böyle bir çalışma için destek istediğinde hay hay biz varız dedik. Belki ayrı bir etkinlik ama ayrıca Dadaloğlu şenliğinde yapacağımızı şimdiden buradan paylaşıyor. Onu da inşallah Kayseri'mize yine birliğin, beraberliğin, dayanışmanın sembolü olacak şekilde hep beraber buradan Anadolu'ya haykıracağız, dünyaya haykıracağız ve diyeceğiz ki biz ezan için varız, Türk bayrağı için varız, vatan için varız, devlet için varız diyeceğiz. Duygularla her birimize ayrı ayrı saygıyla, sevgiyle selamlarken dostlarımıza elbette ki burada teşekkür ediyoruz. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise Başkan Büyükkılıç'ın himayelerinde gerçekleşen şenliğin çok anlamlı olduğunu belirterek Anadolu'nun gerçek sahipleri Oğuz boylarının gerçek neferleri sizlerin hepinizin gözünden, gönlünden, alnından öpüyorum. Değerli Büyükşehir Belediye Başkanıma hoş geldiniz diyorum diye konuştu. Avşarların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Büyükkılıç programda sahne alan sanatçı Esat Kabaklı'yla sahne öncesinde keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Sahipleri Oğuz boylarının gerçek neferleri sizleri hepinizin gözlerinden, alnından, gönlünden öpüyorum. Değerli Büyükşehir Belediye Başkanımıza da hoş geldiniz diyorum. Bu şölenimiz birinci dedik ama inşallah bundan böyle artık her yıl bugünlerde Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın da desteklerinden dolayı teşekkür ederek başlamak istiyorum. Onların himayesinde ve ev sahipliğinde iş yapmak da çok anlamlı. Talas Belediyesi Dünya Avşarlar Derneği ile birlikte Türk tarihi konulu panel gerçekleştirdi. Talas Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen panele Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Dünya Avşarlar Derneği Başkanı Şeref Kocakaya, çeşitli branşlarda öğretim üyesi panelistler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Panele olan yoğun ilgi dikkat çekti. Moderatörlüğünü Profesör Doktor Remzi Kılıç'ın yaptığı panelde Profesör Doktor Behzat Çimen, Profesör Doktor Mustafa Talas ve Profesör Doktor Ahmet Öztürk, Profesör Doktor Osman Mucuk ve öğretim görevlisi Memduh Yağmur konuşmacı olarak yer aldı. Program öncesi konuşma yapan Başkan Yalçın Türklüğün ve Türk olmanın bir ayrıcalık olduğunun altını çizerek Türk milletinin tarihin her döneminde zalimin karşısında mazlumun yanında yer alan bir millet olduğunu belirtti. Avşar boyu da kendisini feda eder devleti, milleti için ama devletini, milletini heba etmez, feda etmez. Biz bunu böyle gördük. Talas'ta yaşayan, avşar boyuna ait olduğunu kendine hisseden ve hissettiren kardeşlerimizle zaten sık sık bir araya geliyoruz. Ama kurumsal olarak hem bilgilerimizi tazeleyelim hem de bunu bir şenlik haline de getirelim diye arzumuz olmuştu. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ama öncelikle de hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Bir müjde olarak da cümlemin, konuşmamın sonunda arz etmek istediğim bir konu var. Mevlana Mahallesi'nde Avşar Kültür Merkezi mi dersiniz? Adına başka ne derseniz onu bilmiyorum ama başkanmış geldiniz. Burada bir arsa
zemin hazırladık ve bu arsayı Avcılar Kültür Merkezi olarak yapmaya karar verdik. Ama dedik ki derneklerimiz eğer bu işin içerisine girer, sahiplenirse büyük bir merkez halinde gelir. Çok büyük bir kültür merkezi halinde yapılabilir. Ancak biz bu iş için arsamızı hazırladık ve geriye dönüş olmayacak. Bu da inşallah bugünümüzün bir bereketi olarak sizlere müjde olsun. Panel öncesi düşüncelerini dile getiren Dünya Avşarlar Derneği Başkanı Şeref Kocakaya da programdan duyduğu memnuniyeti ifade ederek Başkan Yalçın'a katkıları için teşekkür etti. Bu organizasyonun siyaset üstü olması noktasındaki duruşu dolayısıyla Talas Belediye Başkanımız Mustafa kardeşimize ben teşekkür ediyorum. Konuşmaların ardından Doktor İsmail Gökşen tarafından üzerinde Türk kültürüne ait motiflerin yer aldığı kilim hediye edildi. Yeni Ufuklar Derneği Genel Merkezi olan Genel Kurulu'nu yaptı. Dernek binasında gerçekleştirilen Genel Kurul'da mevcut Başkan Profesör Doktor Nevzat Özkan yeniden Genel Başkanlığa seçilerek güven tazeledi. Yeni Ufuklar Derneği Genel Merkezi olan Genel Kurulu üyelerin yoğun katılımıyla yapıldı. Cumhuriyet Mahallesi'ndeki dernek binasında gerçekleştirilen Genel Kurulun Divan Başkanlığını Numan Konuk, katip üyeliğini ise Muharrem Yiyen yaptı. Saygı duruşu ve istiklal marşıyla başlayan Genel Kurul ilk olarak derneğin gelir gider ve faaliyet raporları okunarak üyelerin ibrasına sunuldu. Raporlar oy birliğiyle kabul edildi. Söz almak isteyen yok. O halde ben Haziran'a üyelerimize 2022 tarihinde yaptığımız bu toplantıda sunduğumuz muhasebe, denetim kurulu ve yönetim kurulu raporlarıyla beraber yönetimin ibrasını, ibra edip etmediklerini, ibra edenler ellerini kaldırsın lütfen. İbra etmeyenler, teşekkür ediyoruz. Faaliyetleriniz hayırlı uğurlu olsun. Oy birliğiyle ibra edilmiştir. Daha sonra üyelere derneğin çalışmaları hakkında bilgiler sunan Genel Başkan Profesör Doktor Nevzat Özkan şunları söyledi. Daha önce de ifade ettiğim gibi birlikte çalıştığım 3 yıllık süre içerisinde görev alan bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bu bizim için biraz deyim yerindeyse bir tecrübe dönemiydi. Bir de tabii bu salgın sebebiyle bazı şeyleri istediğimiz gibi tam olarak hayata geçiremedik. Ama bundan sonrası için inşallah yeni yönetimimizle birlikte daha güzel işler için güzel adımlar atacağız diye düşünüyorum. Biz buraya hizmet için geldik diyen Başkan Özkan, üzerimize düşen görev ve sorumlulukları hakkıyla yerine getirme kaygısıyla daha çok insanımıza hem fikri olarak hem ilmi olarak hem de gücümüzün yettiği kadarıyla ulaşmaya çalışıyoruz şeklinde konuştu. Üzerimize düşen görev ve sorumlulukları hakkıyla yerine getirebilme kaygısıyla daha çok insanımıza hem fikri olarak hem ilmi olarak hem de gücümüzün yettiğince maddi manevi olarak ulaşmaya çalışıyoruz. Yani burada yapmaya çalıştığımız, 20 yıldır yapılmaya çalışılan şey bu. Pek çok değerli mensubumuz, ağabeyimiz, dostumuz, kardeşimiz bu konuda çok ciddi emekler ortaya koydular. Bugün Türkiye'de bir Yeni Ufuklar Derneği gerçeği var. Yeni Ufuklar Derneği Onursal Başkanı İbrahim Sungur da uzun yıllardır görüşmemiş alemin arasında bulmuş gibi hissediyorum kendimi. Yani babam, amcam, annem, halam, teyzem, evladım kimler varsa onlar gibi hissediyorum. Derneği de hakikaten evlat gibi hissediyorum. Hakikaten çok kıymetli şeylerin yapıldığının farkındayım diye konuştu. Uzun yıllar görüşmediğim ailemin içine gelmiş gibi hissediyorum kendimi. Yani amcam, babam, annem, halam, teyzem, evladım, ninem kimler varsa onlar gibi hissediyorum. Bura benim evim. Hakikaten evlat gibi hissediyorum derneği. Derneğe mensupları da benim ailem. Şey açıldığında neydi? Ahlat. Ahlat'ta dedim ki o da torun oldu ya. Şimdi iki tane biyolojik oğlum var. Evlenmediler keratalar, tamam mı? Torun da yok. Ya işte benim evladım, yani üçüncü evladım, Yeni Ufuklar Derneği,
torunun da şubesi Ahmet. Yani böyle hissediyorum. Hakikaten çok kıymetli şeyler yapıldığının farkındayım. Sizler daha iyi içindesiniz, görüyorsunuz. Konuşmaların ardından seçime gidildi. Tek listeyle gidilen seçime mevcut başkan Profesör Doktor Nevzat Özkan üyelerin tamamının oyunu alarak yeniden genel başkan seçildi. Özkan'ın yeni yönetim kuruluysa şu isimlerden oluştu. Adnan Kenanoğlu, Profesör Doktor Feyzullah Beyaz, Emine Sema Topuzoğlu, Mustafa Karahançer, Mustafa Çalışkan, Ferhat Yağmur, Türker Yıldırım ve Sedat Erdem. Denetim kurulundaysa Muharrem Yiyen, Ümit Yasin, Tunç Bilek ve Abdülkerim Gökoğlu yer aldı. Adnan Vedat Kenanoğlu, iş adamı. Profesör Doktor Feyzullah Beyaz. Merhabalar. Merhabalar Feyzullah. Emin abla burada. Mustafa Çalışkan, iş adamı. Ferhat Yağmur, gazeteci, televizyoncu. Kayseri'de 50 kişiye evcil hayvanları için sattıkları mama ve ilaç üzerinden kar payı vaadiyle dolandırarak 20 milyon lira topladıkları öne sürülen iki kardeş gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubesi mali suçlar büro amirliği ekipleri, İki kardeşin kurdukları şirket aracılığıyla evcil hayvanlar için sattıkları mama ve ilaçlardan elde ettikleri gelirden vatandaşa %20-40 payı verecekleri vaadiyle sermayelerini ortak ederek dolandırıcılık yaptıklarını tespit etti. Bu kapsamda 32 vatandaşın müracaatı üzerine yapılan incelemede yaklaşık 50 kişinin 20 milyon lirasını aldıkları iddia edilen MA ve kardeşi VA, adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda senet, sözleşme, doküman ve dijital materyallere el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Bültenimize hava durumundan gelişmelerle devam edelim. Meteorolojiden aldığımız hava tahminlerine göre 8 Ağustos Pazartesi en düşük sıcaklık 16, en yüksek sıcaklık 34, 9 Ağustos Salı en düşük sıcaklık 17, en yüksek sıcaklık 34, 10 Ağustos Çarşamba en düşük sıcaklık 17, en yüksek sıcaklık 34 derece olarak tahmin ediliyor. Çağ Medya olarak Kanal 38 ve TV 38 haber merkezimiz tarafından hazırlanmış olan ana haberlerin sonuna geldik. Yarın sana haber bülteni aynı saatte günün yeni gelişmeleriyle bu ekranlarda olacak. Bizden ayrılmayın, hoşça kalın.